Küçükken rahmetli anneannem bir ayva marmelatı yapardı. Valla parmaklarımı yerdim. Ayva marmelatının nasıl yapıldığını tam olarak öğrenemedim. Ama öğrendiğim, gördüğüm, bildiğim kadarıyla o da benim yaptığım gibi yapıyordu. Bir tane ayvayı aldım ve kabuklarını böyle güzelce soydum. Kesme tahtamın üzerinde önce ikiye, sonra dörde böldüm. Dörde böldüğüm parçanın içerisinde çekirdekli kısmı var. Onu bu şekilde aldım ve kenara ayırdım. Bu kenara ayırdığım parçaların içerisindeki ayva çekirdeklerini çıkartıp burada biriktirdim. Ayvayı da bir rende ile kalın ağzını kullanarak rendeledim. Toplam 4 adet ayva için bu işlemi yapıyoruz. Böyle geniş ve derin bir tencerenin içerisine 2 bardak su ekliyorsunuz. Üstüne 3 bardak toz şeker ekliyorsunuz. Şöyle güzelce bir karıştırıyorsunuz. Şekeri hafifçe erittikten sonra da rendelediğiniz 4 tane ayvayı direkt olarak tencerenin içerisine alıyorsunuz. Ve her şeyi güzelce bir karıştırıyorsunuz. Ayva marmelatı buraya kadar son derece standart bir vaziyette gitti. Bundan sonra işin lezzet kısmı girecek. Bu hazırladığımız çekirdekleri direkt olarak marmeladın içerisine atabilirsiniz. Sizi rahatsız etmiyorsa dert tasa yok. Rahatsız ediyorsa şöyle bir formül uygulayacaksınız. Tezgahınızın üzerine bir tülbent koyuyorsunuz. Çekirdekleri tülbentin içerisine koyuyorsunuz. 5-6 tane karanfili de onun içerisine ekliyorsunuz ve tülbenti kapatıyorsunuz. Küçük bir parça fırın ipini alıp hazırladığınız tülbentin ağzına bir düğüm atıyorsunuz. Tencerenin içerisine ilave ediyorsunuz. Lezzeti birazcık daha arttırmak istiyorsanız bir tane de güzel çubuk tarçın, o da içerisine giriyor. Kapağını kapatacaksınız. Orta kısık ateş arası bir seviyede güzelce tıkırdatacaksınız bunu. Sonda bir küçük limon ilavemiz olacak. O da kıvamı bağlamak için. Eğer limon ilavesini yaparsanız o sevdiğimiz hafif jölemsi kıvama bir katkıda bulunmuş olursunuz. 1 saat, 1,5 saat. Bu ayarda hafif hafif tıkırdatın. Asla yüksek ateşte değil, orta, ortanın altı ateşte, kontrollü bir şekilde. 1 saat 15 dakika sonra tenceremin kapağını açıyorum. İçerideki karanfil buketini, çubuk tarçını dışarıya alıyorum. Çeyrek limonun suyunu güzelce sıkıyorum. Her şeyi bir tur karıştırıp kapağını kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. Efendim, bu tip reçel, marmelat ve benzeri tarz ürünlerin en zor yanı yeme kıvamına gelmesini, yani azıcık soğumasını beklemek. Bunu beklemek gerçekten sıkıntılı oluyor. Benim size tavsiyem, güzel parça ekmeğin üstüne hafif bir tereyağı süreceksiniz. Sonra hazırladığınız bu lezzetli ayva marmeladından bolca süreceksiniz ve bu şekilde yiyeceksiniz. Bu marmelatı her zaman ve her zaman Paşabahçe homemade kavanozlarda saklamanızı tavsiye ederim. Reçel, marmelat, konserve ve benzeri ürünleri saklamak için bundan daha iyi bir alternatif düşünemiyorum. Özellikle şu kapak teknolojisi sayesinde yaptığımız bütün konserveler güzel bir şekilde içeride vakumlanacak. 10 numara 5 yıldız bir sonuç olacak. Sadece bu tip malzemeleri saklamak için düşünmeyin bunu. Böyle güzel kuru gıdaları vesairede de saklayabilirsiniz. Bir sürü de farklı boyutu var burada gördüğünüz gibi. Yüksek, alçak, geniş, dar. Hiçbiri şu ayva reçelinin nefasetiyle bütünleşmiyor olamaz. Acaba daha yüksek bir şey mi koysaydım ya? Bunun birini kesin alır götürür bizimkiler. Lezzetli bir ayva marmeladı. Unutmayın, tereyağını kararında, marmeladını bol süreceksiniz. Paşabahçe Homemade'de de isterseniz böyle alıp yanınızda götüreceksiniz. Ayva marmeladı tarifi vermek benden, uygulaması sizden. Güzel marmelatlı günleriniz olsun. Rahmetli anneannemin yaptığı gibi. Çok da lezzetli.